Mehmet Ali Madran beyefendi diyor ki bak şimdi bak biz bir kapsülü 70 liraya satıyor. Kibarlı'da en ucuzu 125 liraymış. Kibarlı'nın ürünleri zaten Tarım Bakanlığı'nca onaylı değil. ggvs.tarım.gov.tr'ye bakın onaylı değil ki Kibarlı'dan ürün almış adam. Onaylı değil merdiven altı. Tarım Bakanlığı sayfasına bak. Buna rağmen 10 çeşit ürün almış en ucuzu 125 lira. Yani 1250 lira en ucuzundan demek 1500 lira kadar para ödemiş. Hiçbir faydasını görmedim. Bu bir dolandırıcılıktır demiş. Kardeşim, beyefendi hazretleri, kimi sen? Mehmet Ali. Sana 1500 liralık dolandırıcılık dolandırmışlar 1500 lira. Bana 1 milyon dolar zarar verdiler. 2 yıl ben onlara ürün verdim. 2 yıl. 1 milyon dolar. Gönderdiğim haciz memurları sadece bir tane masa, iki tane sandalye vurdular verdikleri adreste. Verdikleri çekler, senetler hep karşılıksız çıktı. Üstüne üstlük beni tehdit ettiler. Bizim 1.000 tane fedaimiz var, adamı öldürür, asarız, keseriz. Kimi öldüreyim? Allah bana can verdiyse, sen değil, senin kralın gelse bana bir şey yapamaz ya. Kimsin? Biz insanlık ettik adamlarla. 2 yıl ürün verdik. Çeklerimiz, senetlerimiz hep karşılıksız çıktı. Mahkemelik olduk. Mahkemelik olunca da beni tehdit ettiler. Ha, beni kimse tehdit edemez. Çünkü benim patronum en büyük patron. Kim? Allahu Teala'nın ta kendisi. Ondan başka patron yok benim için. 1.000 kişi varmış da deliymiş de bizi beni öldürürlermiş, asılları kesilirmiş. Bana sökmez. Siz gene 1500 liralıkla dolandırdıklarına şükredin. Başka bir beyefendi, Diaz Corides diye bir firma vardı. Bu kibarlı onlardan 400 bin lira değerinde ürün almış. Mehmet Bey, beni arıyor. Paramı alamadım. Bunlar siz ürün veriyorsunuz ya, siz parasını aldınız dedim. Biz de alamadık, mahkemeliyiz. Siz de aldınız mı? Biz de alamadık diyor. Elimde senet var mı? Anlaşma sözleşme var. Yok dedi. O zaman üstüne soğuk su iç dedim. Onlar senden para vermez. Aradan bir kaç ay geçti. Adam üzüntüden öldü. Diyaz Koresi firmasının sahibi öldü. Oğlu Ejder beni aradı. Hocam ne yapacağız? Ne yapacağız? Sözleşme yok ortada. Güvenmiş de babam vermiş. Olmaz ki öyle şey. Güvenmeyeceksin. Bu devirde hele dinden imandan bahseden birine hiç güvenmeyeceksin. Almanya'da 29 yıl yaşadım. O gavur dediğimiz adamların hiçbirisi bana kazık atmadı. Ama Türkiye'de dinden imandan bahseden biri oldu mu hop diyorum bunda var bir şey. Hop dur bakayım orada. Orada var bir şey. Yani saf dindar Müslüman'a diyeceğimiz bir şey yok. Amenna. Benim rahmetli babam da cami yaptırma dernek başkanıydı. 7 yıl bu işle uğraştı. Dediler ki babama, sen bu topladığın paraların %17'sini kendin hak ediyorsun, emek verdin. İşte tarımla uğraşmadın, hayvancılık, hayvanlarla uğraşmadın. Bu senin hakkındır. Dedi ki ben Allah rızası için yaptım. Ben parayı pul için yapmadım. Kabul etmiyorum dedi. Cami, köye cami yaptırma derneği başkanıydı. Hayatını hayır işleriyle geçirdi. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde, hiçbir şeye tenezzül etmedi. Elhamdülillah.